Burada oturuyorum 50 tane laf Bana attım da bana ya. yapıyor. Bana da attı ya az önce otururken. Laf atma da değil. Değişik de sözleri var. Tabii. Hiç olmamış şeyleri olmuş gibi söylüyor. Ya niye söylüyoruz? Bilmiyor musun Neler? abi bunları? Niye bu yazdık? Tamam. Yakacak birini burada. Ama beni rahatsız Uğraşıyor. etmiyor maalesef. Buket ediyor mu abi? He? Bak, Buket rahatsız ediyor. Buket rahatsız ediyor beni. Evet. Gideceğim gölete atlayacağım. Tamam. Murat abi bile inanmadı dediğine. Değil mi? Yani abi. Kızı görmüyorsun bir dur, bir dur aksadın kabul et. Evet. Murat abi Buket sevmiyor. Eşi de niye biliyor musunuz çünkü? Yani. Niye biliyorsunuz ben çok seviyorum. Neden Yesin oldu abim çünkü? Biliyorum çünkü Murat abi. Soru, Pınar veya diğerleri istemiyor. Onun gibi yapmadı bize. Tabii. Direkt kötü olarak geldiler. Ama bu kız aramıza sızdı. Tamam, ben size demiştim ama değil mi? Şaşırdı. Ben aynısını... size dememiş miydim? Tamam dedim. Tamam dedim. Bunun aynısını Abidin Özçay'ın yaptı. Sızdı ve ona çok değişik lafları vardı ya. Yani öyle böyle değil. Üzüyor. Tabii durakladı. En çok sinirlenen de valla. Buket. Evet, öyle Gabi'yle diyaloğun var ya hani ama. Anladın mı Semih? Ya Buket'in bizi... Tabii abi yaptı çok tabii yanlış. Gülüyorlar muhabbet ediyorlar. Niye mi? Çok kızıyordu. Konuşuyorduk. Buket herkese yaptı. Ha tabii. Abi sen bir şey söyle. Murat abi çok aşırı, aşırı. Adam niye farklı? Abidin falan attı çöpe sobaya. Abidin'in ikisi niye farklı biliyor musun benim için? Abidin. Yani var ya ona kendi nasıl bir değer verdim biliyor musun? Çok iyi biliyorum. Neredeyse kuretülenin ayarına çıkardım ben onu yani ha. Evet öyle yani neredeyse gaflette. Evet neredeyse kuretülenin ayarına çıkardım ben onu. Abi Abidin'in ikisi ben onu ilk gün anladım. İlk gün. Abidin geldi bizi bitirmek için gelmiş. Sonra kazı attıktan sonra oraya geçti. Onlar hep gazı verdi Selkan Tuncay. Ama Buket onlar kendisi için herkese gibi. Kazık attı. Anladın mı? Onlar herkese, farklı model. Hani onlara da aynısını yaptı. Farklı model. Allah'tan oradan biraz böyle tamam mı? Böyle içime su serpti. Geldi. Yani hani Allah'tan onlara da aynı şekli yaptı da ben bizden değilmiş. Ha bizden değilmiş dedim. Rahatladım kardeşim. Geldi ilk gün gece şeyde oturuyoruz. Aybüke var o var. İşte biz varız falan filan. Semih'e dedim ki Semih'in kulağına. Semih dedim eyvah yandık dedim. Bu bana inanmadı. Sonra aradan bir iki gün geçti. Altar kızı mı terslemiş? Bir şeyler olmuş. Kız gitmiş yatağa. Ama yani... Evet ilk gece mi? Ben ama genelde tersliyorum. Baktım gruba zarar veriyor. Ben popüler. Hurra. Bir sus. Şimdi... Ondan sonra neyse baktı ki böyle olmuyor. Benden korktu o. Bak ben durdursa. Sonra bu gitmiş Buket azarlamış bu herhalde. Sonra Buket gitti yataklara düştü. Ben de Altar'a dedim ki. Dedim. Altar dedim kız dedim çok üzülmüş dedim. Yataklara düştü. Kuretülen yaktı beni. Üzülmüş git konuş dedi. Bir konuştum duman oldum. Sonra ben de ne bileyim ben. Sonra 2-3 gün sonra ne oldu? Altar bana geldi dedi ki kuretlen dedi. Sen dedi neden dedi. İşte hani izin vermiyorsun mutfakta. O da yemek yapsın dedi. Ben ona dedi, üzülmüş ya kız. Öyle anlatıyordu. Ha, ona üzülmüş ki ya. Ben de dedim ki ben ne diyeyim ben kız öyle diyor şimdi. Ne diyeyim ben yani? De Altar'a dedim ki. Sonra Murat abi ben dedim hani öyle bir şey. Hani ben öyle bir şey yapmadım dedim yani. Hiç. Sonra yani. Oturuyoruz ben kahvaltı hazırlıyorum gidiyorum bulaşık yıkamaya çalışıyorum evet. Kendini göstermeye bak, ne gerek var böyle şeylere? Bir tanem. Kaç defa söyledim beni kimse dinlemedi. Bir tanem böyle çok aklı başında insanları çok aklı başında insanları böyle master yapmış doktor yapmış insanları telefonda kandırabilen insanlar var. İşte bu benim... insan bir de yüz yüze bizi bu şekilde yani bizi bu konuda hiç yadırgamayın yani. Adam öyle bir güzel. Ben böyle birisi bak görmedim ben... bir daha önce. Nereden ben çıkınca bizim ortak arkadaşımız varmış bu kıza. Tiyatrocu arkadaşlarım. Kız geldi şimdi ben sizi seviyorum abi dedi şimdi. Ha hadi bakalım şimdi. Tanımayız etmeyiz. Bu kıza da inandık biz şimdi. Yani buna şimdi ben inandım. Bu da yarın öbür gün yani, şey yapsa ne bileyim yani. Yani. Ama hata ne? Ben şöyle ben bir şey var. Şöyle bir fark ben var. Çevirdiği oyunları falan ben nereden bileyim? Farkı söyleyeyim mi Buket ilk günden. Abim dedi babam gibi görüyor tamam, dedi. Zark dedi. Siz asla bunu ekrandan, böyle bir şey yapmadım. Tamam siz bunu ekrandan görebiliyorsunuz. Çünkü yapmacık duruyor abi. Tamam, evet onu bana nerede söyledi. Ama siz bunu ekrandan görebiliyorsunuz. Biz anlamıyorduk. Buradan şimdi bak, bana geldik. Kuretülen bana diyor ki Altar kızı üzülmüş diyor. Git konuş diyor. Gidiyorum kızla konuşuyorum. Kız diyor ki Kuretülen beni mutfağa sokuyor. Ben de ortalığı yumuşatmak için. Ha Kuretülen bana ağlıyordu. Pardon. Ne bileyim kız. Pardon yanlış hatırladım. Şöyle oldu. Ama tanımıyorum ben böyle. Bu tarz bir şeyler dönüyor. Altar'a dedim ki. Biliyorsunuz belki. Hatırlamıyorum ben de muhabbetleri. Başka da şimdi hatırladım muhabbeti. Şöyle oldu. Sektörde karşılaşmıştım. Şöyle benim böyle Aybüke geldi. Aybüke geldi dedi ki sürekli dedi Altar dedi Buket'le ilgileniyor. Benimle ilgilenmiyor. Tamam Aybüke'den başladı. Ben evet. Altar sonra ben de bunu Altar'a söyledim. Altar da bana dedi ki ben dedi hatta dedi benle ilgileneceğim Buket'i ters edeyim. Kız yataklara düştü gibi bir şey söyledi. Şimdi hatırlamıyorum olabilir. Öyle bir şey oldu. Tamam pardon ben seni göndermedim Buket'i. Ben seni Allah, belki o da olabilir. Ya hani mevzu şey dedi, ne Altar'la alakası var? Mevzu ne Altar'la alakası var? Ne benden alakası var? Murat dedi ikinizden alakası var. Yani bizim grubumuzdan alakası yok. Ben böyle bir kız daha önce tanımadım. Buket'in yapısı bu şekilde.
çekilmeymiş ego. Böyle. Benim, ha bu kişi. Onun yanına gidip orada biraz ben, böyle bir şey vardı. Sonra bunun yanına geçeyim, burada biraz geçineyim, orada geçineyim, burada geçineyim. Bu kız böyleymiş yani. Ama Murat abi bak bizde bir şey yok. Dilay geldi. Sizi tanıyorum, seviyorum dedi. Ben böyle şöyle söyleyeyim kardeşim. Kapımızı açtık. Belki başka bir yarın öbür başka bir şey vardır şimdi. Bunun. Bence o bir numara olmak istiyor. Hiçbir yerde de olamadığı için sürekli bir oraya bir buraya gidiyor. Anladın mı? Ha bunun belki başka bir adı vardır. O ben, ne biliyor musun? Onun tek bir amacı var bu. Alkışlanmak istiyor. Onun popolanmayı çok seviyor evet. Başka ama bakın şey şimdi yani bu yaptığıyla insanlar bunu alkışlamaz. Geldiler burada zaten biliyorsunuz. Murat abi benim tiyatroda buna benzer aynı karakter o kadar çok arkadaşım oldu ki. O yüzden artık az çok böyle baktığım zaman anlayabiliyorum yani. Abi kız her yere adını yazıyordu yani. İşte ben bilmiyorum bile insanlar tam insanlar adını yazar oraya da yazar buraya her yere yazar yani öyle ben olmuyor. Tamam ben imkanım olsa ayın üzerine yazayım ben adımı şimdi gideyim oraya yazayım ama adını da ben anlamıyorum ki insanlar niye adını yazıyor niye soyadını yazıyor her yere yazıyordu Barış da yazıyordu yani şimdi onun manasının ne olduğunu ben siz söylediniz de ben öyle öğrendim şimdi ürün yerleştirme yapıyordu herhalde ne bileyim. Ben hala anlamadım. Hep biz 15 kişi geldik. Kimse kimseyi tanıyor muydu burada? Değil mi? İnsanların içlerindeki fenalığı sonradan gördüm. Ama çok geliyordum. Sonradan gördük yani şimdi. Semih'le dışarıda yürüyorduk. Strateji yapalım yani falan. Yani var. Bak bakın şimdi. Çok geliyordum. Evet. Hey, kimle strateji? Şu an herkese strateji yapalım diyordum. Tanımıyordum. Kardeşim şu an strateji yapalım hadi. Aramızda duyalım bizim. Murat'a. Aramızda bizim hiç kimse kimseyi tanımıyor ki. Şu an belki aramızda. Ben ne anlayacağım ben bakalım. Belki Terkan vardı, belki Tuncay vardı. Şimdi biz bilmiyoruz kim kimdi. Biraz zaman geçtikten sonra herkesin yüzü ortaya çıkınca zaten birden gruplaşmalar oluştu. Herkes anlaştı. Kötü evet. Kötüye gitti, iyiye gitti. Tamam mı? Kurnaz Kurnaz'ın yanına gitti. Bence Serkan falan şunu düşünmüştür ha. Çok yanlış grupta herhalde. Ben herhalde. Ama ben de şöyle bir şey oldu. Ben her mesela, akşam rüyalarına girmiştim. Herhalde. Ben de mesela yanlış grup. Grup oluşmuş mu? Grup var mı? Ben ne tarafta? Ben de mesela hiç böyle düşünceler oluşmadı. Hmm. Beni direkt iten kesimler oldu. O da İnci Melek, İnci. Tamam işte ben onu söylüyorum işte. Anlaşamadık. Her onlar anlaştılar. Zaten öyle oldu. Bak, çünkü onlar anlaştı. Öyle oldu abi. Onlar bana anlaştı sen anlaşamadın. Sen biz anlaştık. İşte sen niye bulaşık yıkıyorsun? Saf mısın? İşte sen niye Türkan ablaya yardım ediyorsun? Tabii insanları biraz dışlayan onlar oldu abi. Sen niye Murat abi böyle yapıyorsun falan? Onların saygısızlıkları. Serkan. Yani kendiliğinden oluştu aslında. Anladın mı? Ben de zaten geçen röportajda onu dedim. Altar. Bizi arayıp birbirimizi bulmadık. Aynı yolda doğrulduk dedim. O tarz bir şey dedim. İnsanların bölünmesinin bir numaralık faktörlerinden, şahıslarından biri Serkan'dır. Serkan'dır. İnsanlara geldi burada tepeden dalga geçti. Evet. Öteki laflar. İnsanların üstüne yürümeler. Tamam. Demek ki bu işler yurt dışında yaşayıp tamam mı? Gelenlerde var demek. Aynısı Yıldız'da da var. Aynısı Pınar'da şey da var. Şey var abi onlarda. Kendini böyle büyük evet, görüyor. Evet. Evet. Ben de direkt yurt dışından geldim buraya abi. Sen başkasın işte. Bak yanımızdasın. Onlar başka işte. Bak onlar hepsi aynı yerde toplanmışlar. O yüzden sonra birbirlerini notlaştılar kardeşim. Hani... Semih o kadar çok anlattı ki Fransa'yı şurayı burayı artık böyle görmeden şey oldum yani. Çok anlattı ha. Sevdim ya görmeden seversin ya. Ben şeyi sevmedim öyle ama. Öyle oldu. Paris'i sevmedim ben. Nerede Paris fotoğrafı görsem Paris Semih gelir aklıma. Anlattı ev eşyası bakıyoruz bütün tablonların hepsi şey. Paris'e Paris. Gideceğim aynıları bizim burada da var. Saatçiler maatçiler hep burada yani. Paris'e aynı insanlar ya burada Paris, da var. Paris İstanbul gibi abi işte. İstanbul gibi. Tamam ne gideyim abi üç kağıtçıların arası. Ben merak ediyorum. Birlikte gideriz değil mi Semih? Abi evet. Deniz yok orada ya. Var mı deniz? Hı? Neresi İstanbul? Kalırız değil mi? Hı? İyi. Süper. Yani o kızın bizi kandırması çok normal. Ben kardeşim. Öyle görmüyorum abi. Bizi kandırması çok normal. Yok kandırması normal değil de o kız normal yani herkesi biz, kandırdı abi. Sen de bizi kandırabilirdin. Kızı. Gel. Beni kandırabilirdin. Herkes kandırdı. Ben tamam. Niye öyle oluyor abi? İşte olmayın benim, abi. Sana da seviyoruz dedin. Kapımızı yardım açtık. Şimdi yani yarın bir şey hayır. Yapsan. Benim bir suçum var bunda. Hayır. Yani bu yüzden seni gelip oraya buraya götürürler. Tabii ki açmamız iyi. Bir daha izin vermezsen. Ama ilk günden demeyeceksin kardeşim. O zaman gidecektik. Kız direkt geldi yanımıza oturdu. Dediğim şimdi anlatıyor. Bir de bizi izlemiş şimdi yani falan falan. Ne diyeyim? Hakkımızda bir şeyler biliyor. Ayıp olur yani. Ben bizimkileri de dedim yarı yolda bırakamayız mı? Bir de biliyorsunuz yüzü düzgün. Yüzü de böyleydi anan. Anne. Ya ilk günler küçük Emrah gibi takılıyordu o kız ya. Çok kiloluydu ha. Ya saçı başı falan böyle bir değişikti yani böyle. Surat sürekli böyle örgü yapıyordu. Sürekli ören bayan olmuştu. Tam ören bayan olmuştu. Sürekli üzgün. Hep böyle bir ağlaması ifade. Yaralı.
Ya Rabbi. Bu doğru abi. Ha? Biz mi yaptık analizi? Yok abi. Öyle geldi. Hayır. Öyle geldi. Sürekli aynen. Ha bak ben şimdi anlayabiliyorum numara yaptığını. Tamam ama. Ben bunu anlamıştım. Yani tamam. Evet maymun diyordun. Problemin mi var bu sorunun? Geç kaldık. Var. Çok kırmızı abi. Ben bunu sürekli diyordum. Beni şimdi Layin'i buldu. Oradan oraya yoldan oraya şey an mı? Layin'i buldu. Herkes de tanıdı. Tamam hani. Biz ben de şu, ben ve biz ben ve kendi adımıza konuşuyorum. Ben bizden değilmiş yani onun bize hani çıkıp oraya tarafa gitmesi hani herkes der ki abi? Sizin yüzünüzden geldi işte bak. Kime sizin yüzünüzden bu tarafa geldi. Bir bak. Sizin yüzünüzden geldi diyenlere de aynısını ve de daha fenasını yaptı. En azından bizim arkamızda birilerini ayartıp da notlaştırmadı kimseyi. Bizim destekçilerimiz o zaman bunun hiçbir yere gidemez. Herkes biliyordu. Herkes neydi? Sızma. Ben. Herkes ihanet ettiğini kim söyledi. Dedi? Bizi destekleyenler ama Buket'i orayı mi? Destekleyenler işte kızı bilmem ne şans vermeniz falan filan. Şimdi o insanlar ne düşünüyordur aynı insanlar? Aynısını Tuncay söyledi. Sizin yüzünüzden geldi. Haininiz kızı siz şunu yapmadınız, siz bunu vermediniz, değer vermediniz, şans bunun verdiniz, fırsat gün, vermediniz. Evet. 2-3 gün sonra misafirler geldi. Sonra bir daha gitti. Evet. Ha sonra bir daha gitti. Bana Buket'ten dolayı bayağı o da geldi bir diyor mesela. Ben çok kötü olmuştum. Biliyorsun değil mi? Çok kötü olmuştum. Şurada oturan kim? Misafirlerim yani çok kolay hak kabul etti. Altar yakaladı bak siyaha bak bak bak. Şurada oturan kim? Ne yakaladı? Çok üzüldüm. Şeyi? Böcek mi? Kötü aha. Yapmıyorum o, bak şey böceğinden ama. Yiyemedi ama. Çünkü sert, kabuğu sert onun. Ne o? Gergedan böceği yok mu? Ondan yakaladı. Onlar bu ara türedi ha. Hiç görmedim ben hayatım hoca. Sen görmüş müydün? Bebiş. Nereden geldi onlar? Bebiş. Koparamadı bak. İyi onlar zehirlemiyor kimse. Sokma ya. Ya bir şey. Seni ısırırım. Sana nasıl şey atacak? Yani ne şimdi, diyecek? Bak. Kuretülen diyecek yok bilmem ne oldu kıskandı. Senin üstüne atacak. Kime atacak? Bak bir de Kaan'ın... Semih'e o zaman çok sinirlendim. Semih'e olan bütün güvenim o kız kırmıştı biliyor musun? O sıralar ben biliyorum. Bunlar siz konuştunuz geldi. Bana diyor ki işte sen beni kıskanabilirsin bilmem ne bilmiyorum. Ha tabii bir de onu diyorsun sana. Ben nasıl sonra geldim bir sonunda sinirlendim ya. O zaman işte benim olan güvenim baya baya kırılmıştı yani. Öyle ben? Böyle değil. Senin. O çok o Semih'le ne alakası var? Hayır Semih gitmiş demiş ki güya Buket'e. Yani Buket'e güya gidiyor diyor ki Kuret'ten seni kıskanıyor mesela. Ben anlatabiliyor muyum? Işte onu var ya. Ama o öyleymiş gibi anlatmadım. Beni kıskanabilirsin falan demedim mi? Onu var ya. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Niye? Buraya. Onu var ya Türkan gözü çıkardı ha o mevzuyu. O tabii çok yoktu fenaydı. Yoktu. Neymiş abimin şeymiş eski kız. Dilay. Tabii. Dilay. Bana burada anlatıyor buradan tamam. Yürüyoruz dedim ne diyorsun sen ya? Tamam. Ne diyorsun şuradan bana buradan böyle. Tamam görürsem söyle. O da İzmir'de. Tamam anladım. Onun anlattığı da İzmir'de. İzlemiş orayı anlattım. Onun adı da Buket. İlay da dememiş ya. Benim ağzıma hiç buraya gelmedi. Bak şimdi. Buket diye bir isim çıkmış mıydı? O Buket diye. Dedim. Abi diyor ki o Buket. O Buket bu Buket. Bana diyor bana. Şurada bir yerde. Ya burada burada. Benim Buket diye bir kız bana. Arkadaşım varmışmış. Türkan. Anlatmış. O Buket de Buket. Ya. O Buket. Türkan abla bana dedi ki bu kız dedi hiç iyi değil dedi. Bu kız dedi yol yapıyor gibi bir şey söyledi. Evet. Aynen onu bana dedi biliyor musun? Bu videomuz var biliyor musun? Evet, evet. Bana mı diyor? Hayır. Köpü.com'da Türkan abladan bir klip. Bir soru böyle onlarla mı gitti buradan? Yok buradaydı o botlar. Ama Semih'e çok kızmıştım. Kurre o palyaço botları nerede? Ne oldu onlara? Onlar. Onu soruyorum. Burada mı? Onlar burada galiba. Nerede? Palyaço evet. Botları. Boyamıştık biz onu. Komikti o botlarla var sabaha kadar bizi uyutmuyordu ha. Gümbede yürüyordu. Kaan yine mankiledi. Kaan yine bir şeyler çekiyor. Tam paylaşırız komple. Kaç lira? Ama boyuttum. Kaç lira? Tam bir tane versen yeter. Bir iki tane. De gene kötü ki. Ya bir şey olmaz. Adamı bitirecek ha ben. Aha, belli. O ben iyiyim diyor girmiş. Atmosfere bak. Bitirmeye gelmiş. Kaan'cım bir de şeker. Okullara girme diyor. Tamam veterinere söylemişti beni bitirmeye gelmiş. Ben Kaan'ı bitirmeye geldiğim an. Kaan. Kaan beni bitirmeye gelmiş. Çeker misin Alper? Ha.
Bu büyüdü ama. Beni bitirmeye gelmiş de dokunmazda hesabı katamadı. Aşkım niye sıkıyorsun orasını? Sıkmıyorum ya, ne sıkıyorsun? Altar nasıl durayım? Böyle mi? Evet, abi kaşlarına Bahadır bakışı. Hani eğ kafanı biraz daha. Ha. Baksanıza. Ha, öyle bak abi. Öyle bir çeksin, dur bir tane çeksin öyle. Kızma. Teşekkür ediyorum. Abi ışık var, ışık. Sonuncuyu kullanıyor. Ama dur ya abi, bakalım mı? Tabii bakalım. 5 lira alabilirim yani bir fotoğraf. Tamam, ver bakalım. Bu ne ya? Tamam, benim çekilecek kimsem yok. Beni daha rüzgarla çek. Allah Allah. Ver kardeş mi? Geldi abisi. Geldi abisi. Şahane. Bu var. Çok iyi. Aşkım bu fotoğraf çekilecek. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bu değil tabii. Orası lazım. Abi onu yok ki. Benim de ağzım dinle çarpıyor. Dinle ya, bir atarım falan. Bir ay oldu. Fotoya karşı. Buna bak bana. Sen niye huzursuzsun lan ha? Bana bak. Ha, bu olur. Sen dişi misin? Öbürü bu güzel. He, Altar mevzu tamam. Kafayı alttan böyle aşağı yiyeceğim böyle kafayı. Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Dur bakayım. Güzel mi çıkıyor? Al bak. Biraz çalışılırsa var ya. Ben sana söyleyeyim bak ha. Clark Gable gibi bakarım ben. Al olur bakayım. Olur. Kim? Vaaa. Bak biraz çalıştın. Abi çok fark ediyor ya. Ha? Değil mi? Çok fark ediyor. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ben düğün fotoğrafçısıyım. Beni yanlışlıkla buraya gönderdim. Benim çekilecek kişim bile yok. Al Kaan. Beni tek çek darbukayla. Kaç bakalım. Tamam. Darbukayla çek. Aman abi sağ ol. Bu niye böyle? Ya niye buraları çiğ düşmüş? Ben de öyle baktım. Bak bakalım abi nasıl çıktı. Sen öyle bakınca güzel. Aaa. Çek çek. Abi hangisini siliyorsunuz? Hiçbirini mi? Hiçbirini silmeyin. Niye siliyorsun dostum? Niye siliyoruz? Bayağı hafıza kalktı var. Murat abi diyor ki Kaan diyor fotoğraf makinesi nerede? Ağırda diyor. Zümrüt tek taşı fotoğrafını mı çekiyor abi? Kızmış. Biraz daha fotoğraf lazım bana ya. Şu. Bana daha posterlik fotoğrafım yok. Aa, çek. Daha tabii yarın posterlik de çekmemiz lazım. Sabah erkenden ben çekmiyorum. Posterde o çıksa gülerdi ha. Hadi ya ne var şurada dursan 2 dakika. Ölür müsün? Tamam. Denemek için attık. Çok güneş var şey var. İşte ya. O da yazılmış doğru olmaz mı? Flaşlı da çok. Flaş çekiyorsun ya onlandır. Ama yeter bunlar kokuyor. Çık dışarı. Ya. Arkadaşım oraya kadar çıktınız mı ya? Portakallı ördek olmaya çalışıyor. Altar bu işte şey ya. Bir volkan o yarışta bakayım. Bakayım. Bir volkan arasında yıldız onun ya. Fotoğrafı değil mi? Tık. Tık. Bu ne abi böyle? Dışarı çık. Hayır hayır. Bu da bu da bir volkan o yarışta var. Tamam güzel çeker misin bir tane rica etsin? Atla nasıl? Bak ben çirkin çekiyorum sen gizli. Yeni ben seveceğim anladın mı? Bu erkek biliyorsun Altar. Değil mi? Sinemalarda. Erkek mi? Ver bakayım. O da kız. Benim anladım erkek olduğunu kız diyorum. Kızıyım kaçıp beni işte. Bu ne ya bu ne ya of ne ya. Ellerini açma erkek mı? Erkek mi? Bu kadar geniş kadraj yok Altar. Uzaktan tepkiler patlamasın ya. Oğlum. Eller çıkıyor mu? Ay. Atarlı. Kızım. Alo. Alo. Yoruldu. Batırma rica ediyorum batırma ama ya. Yazık diyorum burası. Ahırda üstlüler diyor Murat herkes diyor oturuyor. Şimdi diyor ki ahırdan başka ne iş yapıyorsun? Kim diyor? Pınar. Ne dediklerini bilmiyorlar. Ya. Ha, bunlar da öyle bunlar da aynı. Aa, aynı. Bakayım. Komik oluyorlar. Aynısı. Hey. Murat'a bak fotoğrafa. Darwinci çektirdi. Söylerken ahır bir iş kimse yardım etmiyor. Murat tek başına yapıyor. Darwinciler kaç ayrılır abi? Abi Darwinciler kaç ayrılır? Aradan başka ne iş yapıyor? Aa, beni götürüyor. Estağfurullah yarabbim anneler gibi kutlamıştım çok kötü oldu. Kıyamam anneme. Annem ne alsa hepinizi paylaşıyor. Annem kimseye ayırt etmez. Anneler gününde Semih'in, Altar'ın, evet abi, bu. Murat abinin ondan sonra fotoğrafını koydum. Duydun mu annem benim sayfamda kuretilen resmini bile paylaşıyor. Babalar gününde de Semih'in babasını işte Murat abi, kızım falan senin babanı kendi babamı falan koymuştum. Benim babamı koydun mu? Koydum tabii ki. Senin babanı da buldum. Ne yaptın? Babalar gününde senin çocuklarının fotoğrafını. Kulağımın için sinek açtı ya. Babasıyla beni kendi babamla koydum. Babamız yok. Anneler gününde de sen babasın abi. Semih'in annesiyle. Abi biz babayız. Benim kendi annemle. Altar'ın annesiyle. Altar'ın babasından çok merak ediyorum. Çocukları da senin eşinle koymuştum.
Merak ederim ben arkadaşlarımla, annesini, babasını. Onların ikini biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorum biraz. Hı? Bir tek senin babanı bilmiyorum. Görmedim. Abi şeyde oynarsın ha. Alta. Eski Osmanlı şeylerinde oynarsın. Görsek tanır mıyız? Belki de görmüşsündür. Bana benziyor, tanırsınız. Ya oğlum. Ben gördüm ki. Gördün mü? Ben gördüm. Evde var ya. Ha? Dur kediyi de çek bari. Geldi ilk başta bir albümde vardı ya. Babam ha, böyle yandırmış. Çeksene. Gözü kapalı çıktı. James Bond gibi. Kedi burada duramaz. Abi son görüntüdeki halini görsen böyle tanımazsın. Harbi mi diyor? Saçları bir uzatmış, bir yanmış. Ben zor tanıdım. Babamı söylüyorum, o da gülüyor. Bu ne ya? Saçları uzun pek görmemiştim yani, ben onu. Ben de öyle yakışıklı olsam ben de uzatırdım. Ha? Altar. He? Ben de yakışıklı olsam ben de uzatırdım yani. Bilmiyorum, internet görüntüsünden belki şey net miydi pek? Çek ya. Tırnaklarını çek. Hadi bende kalmış. Ben de kalmış. Ben de kalmış. Plastik çekten daha iyi aslında. Evet. Altar kime ben çekmiş acaba ya? Ha? Altar annesine çekmiş. He. Benzerim tabi anneme. Annesine çok benziyor. Şaklı değil yani. Halası çok iyi ya. Halam iyidir ya. Halası çok zeki. Şimdi Nişantaşı'nda şeyde oturuyoruz. Altar'ın halası, annesi, ben.